Arkadaşlar, elimde bir kitap var. Ustalık gerektiren kafaya takmama sanatı. Son aylarda bu kitabı sosyal medyada, televizyonda birçok yerde insanları paylaşırken gördüm. Ünlüler, birçok insan bu kitabı paylaşıyor. Bu kitabı okuyorlar, altını çiziyorlar. Ben de bu kitabı bu kadar ünlü olmadan önce, 11 ay önce Diyanar'dan aldım. O dönem tam da hissettiğim, ihtiyacıma uygun olan bir şeyi okumak istiyordum. Başlığı görünce ustalık gerektiren kafaya takmama sanatı. Tam da aradığım şey buydu ve bu kitaba doğru yöneldim. Hani hepimiz son yıllarda Mevlana'nın felsefesini çok iyi benimsedik. Cahilin yanında ölü gibi sessiz ol, laf anlatma, konuşma vesaire. Anladık ki bizi anlamayanlarla tartışmamak gerektiğini, yolumuza devam etmemiz gerektiğini, bize faydası olmayan işleri bırakıp faydalı işlere yönelmemiz gerektiğini çok iyi anladık son yıllarda. Böyle bir farkındalığımız oluştu. Ben insanlarla etrafla uğraşmıyorum ya da benim kafama uymayan insanlardan uzak durmaya çalışıyorum ama işimle gücümle meşgulüm, kendimi geliştirecek konularla, sporumla. Ama yalnız bir yerde başaramadığım bir şey var. Hep son yıllarda pozitif düşünce derken başaramadığım tek nokta şu ki kafaya takmamayı beceremiyorum. İster istemez bazı şeyler kafama takılıyor, kafamdan çıkaramıyorum, kafamdan uzaklaştırmak istiyorum. Sanki bu kitap bu derdime çözüm olacak gibi düşündüm. Eminim birçok kişi de benim gibi bir güdülenmeyle bu kitaba yöneliyor. Bu kitabı aldım, okudum sonuna kadar, altlarını çizdim. Açıkçası bu kitap başlığındaki gibi düşündüğüm beklentileri bana vermedi. Başlığı ve kapağındaki yazılar çok çarpıcı, dikkat çekici ama içeriği hiç öyle değil bu kitabın. New York Times bestseller diyor, en çok satanlardaymış. Kapağında beni ne ilgimi çekti? İlk önce kitabı aldığım zaman şu arka kapak yazısını okuyorum. Burada benim ilgimi çeken şu oldu. Büyük güç, büyük sorumluluklar getirir. Doğru. Ama bu sözün daha iyi bir bakış açısı var. Ve gerçekten derin bir bakış açısı. Tek yapmanız gereken sözlerin yerini değiştirmek. Büyük sorumluluklar, büyük güç getirir. Bu gerçekten beni etkileyen bir söz oldu ve kitabı satın almamdaki en büyük etken oldu. Büyük sorumluluklar büyük güç getirir. Yani baştaki büyük güç, büyük sorumluluklar getirir, büyük sorumluluklar büyük güç getirir şeklinde değiştirerek bize farklı bir bakış açısı sağlıyor. Ve kitapta geçen diğer önemli bir cümle şu, buna gerçekten katılıyorum. Negatif duyguları inkar etmek daha derin ve daha uzun ömürlü negatif duygulara ve duygusal bozukluğa neden olur. Sürekli pozitif olmak hayatın sorunları için geçerli bir çözüm değildir, bir inkar biçimidir. Evet, buna çok katılıyorum. Sürekli pozitif olmak da sorunlar için geçerli bir çözüm değil, bir inkar şeklidir. Doğru değerleri seçerseniz bu sorunlar size zindelik, kuvvet ve şevk verir. Evet, sorunlardan bu şekilde bir motivasyonla çıkmalıyız. Sorunlar, problemler bize zindelik, kuvvet ve şevk verebilmeli. Şimdi bakalım, ben burada kitapta hangi bölümlerin altını çizmişim, çizdiğim, etkilendiğim bölümleri de değineyim. Dediğim gibi böyle bir iki çok çarpıcı cümle var kitapta. Onun dışında yani kitabın içeriği çok da öyle çarpıcı bir kitap değil. Hep aynı bildiğimiz tekrarlanan şeyleri anlatmış. O 2-3 cümle kitabı satın aldırıyor bize ama devamı içeriği o şekilde gitmiyor. Mesela çizdiğim bir bölüm daha var. Sayfa 15, çabalama bölümü. Yaşamda bir değeri olan her şey ona bağlı negatif deneyimin üstesinden gelmekle kazanılır. Negatiften kaçmaya çalışmak, onu bastırmak, sesini kısmak sadece geri püskürmesine neden olur. Istırap yaşamın dokusundaki sökülmez ipliktir ve onu söküp atmaya çalışmak sadece olanaksız değil, aynı zamanda yıkıcıdır da. Onu söküp atmaya çalışırken tüm kumaşı yırtarsınız. Istıraptan kaçınmaya çalışmak, ıstıraba çok fazla önem vermektir. Aynen katılıyorum. Tersine ıstırabı kafa takmamayı becerebilirseniz kimse sizi durduramaz. Evet, işte bizim de ihtiyacımız bu. Kafa takmamayı nasıl başaracağız? Hayatımda birçok şeye kafamı taktım, birçok şeye de aldırmadım. Ve tıpkı gidilmeyen yol gibi farkı yaratan aldırmadıklarımdı. Muhtemelen fazla kafasına takmayan birinin olağanüstü işler becerdiğine tanık olmuşsunuzdur. Şimdi sayfa 29'a geldik. Mutluluk bir sorundur bölümü. Istırap çekmenin biyolojik olarak yararlı olması gibi basit bir nedenle ıstırap çekeriz. Bize değişim konusunda esin vermek için doğanın tercih ettiği bir araçtır. Belli derecede tatminsizlik ve güvensizlik duyarak yaşayacak şekilde evrildik.
Çünkü bu tatminsizlik ve güvensizlik yaratıcılığımızı körükler ve hayatta kalma konusunda çaba göstermemizi sağlar. Neye sahip olursak olalım, tatminsiz olmaya ve ancak sahip olmadıklarımızla tatmin olmaya donatılmışız. Bu sürekli tatminsizlik türümüzün mücadele etmeye ve elde etmeye, inşa etmeye ve fethetmeye devam etmesini sağlar. Yani ıstırabımız ve sefaletimiz insan evriminin bir hatası değil bir özelliğidir. Evet, bu sürekli tatminsizlik, memnuniyetsizlik duygumuzu olumlu şeylere yönlendirebilirsek gerçekten kullanışlı işe yarar bir duygudur. Mesela hayatımızda bir şeylerden rahatsız olmazsak değiştirmeyiz. Rahatsız olmakla başlıyor her şey. Kilolarımızdan, hayatımızda kötü giden şeylerden rahatsız olduğumuzda bunları iyiye çevirmek için harekete geçiyoruz. Zaten her şey rahatsız olmakla başlar. Rahatsız olmadığımız hiçbir şeyi değiştirmek için adım atmayız. Sayfa 37. Mutluluk bir sorundur. Herkes bunları ister. Bunları istemek kolaydır. Daha ilginç bir soru. Çoğunluğun aklına gelmemiş olan soru şu olurdu. Hayatınızda hangi ıstırabı istersiniz? Ne için mücadele etmeye hazırsınız? Çünkü bu sorunun yanıtı yaşamlarımızın alacağı şekil konusunda çok daha önemli bir belirleyicidir. Sayfa 62. Özel değilsiniz. Fiziksel sağlığın bileti gibi duygusal sağlığın bileti de sebzeleri yemenize bağlıdır. Yani hayatın sıradan dünyevi gerçeklerini kabul edeceksiniz. Şöyle gerçekler, büyük resimde sizin eylemlerinizin pek de bir önemi yoktur. Hayatınızın büyük bir kısmı sıkılarak geçecek ve kayda değer bir şey olmayacak. Ama bunda bir sorun yoktur. Başta bu sebze diyetinin tadı kötüdür, hatta çok kötüdür ama kabul ettikçe düzelir. Bir kez hazmettikten sonra da bedeniniz canlanır ve güçlenir. En azından şahane olma, bir sonraki muhteşem şey olma baskısı sırtımızdan kalkar. Kesinlikle çok tuttum. Rahatlığın ve konforun, huzurun sırrı burada saklı. Sürekli kendinizi yetersiz hissetme, sürekli kendinizi kanıtlama kaygısı dağılır gider. Vasat varlığınızı kabul ettiğiniz zaman yargılamalar ve gerçek dışı beklentiler olmadan gerçekten yapmak istediğinizi yapacak özgürlüğe kavuşursunuz. Yaşamın temel deneyimlerini tadını daha fazla çıkarmaya başlarsınız. Basit bir dostluğun hazları, bir şey yaratmak, ihtiyacı olan birine yardım etmek, güzel bir kitap okumak, sevdiğiniz biriyle birlikte gülmek. Kulağa sıkıcı geliyor, öyle değil mi? Çünkü bunlar olağan şeyler. Belki de olağan olmalarının bir nedeni var. Asıl önemli olan bunlardır. Çok doğru, çok katılıyorum sizlere. Sayfa 92. Seçim sizindir. Başımıza gelenleri kontrol edemeyiz ama başımıza gelenleri nasıl yorumladığımızı ve nasıl tepki gösterdiğimizi her zaman kontrol edebiliriz. İşte bu hayata bütün bakış açımı belirliyor. Gerçekten fal bakarak gelecekleri öngöremem, geleceğin bana ne getireceğini bilemem ama geleceğin bana getireceği şeyleri nasıl karşılayacağımı, onlarla nasıl mücadele edeceğimi belirleyebilirim. Bunları ben seçebilirim. Altına çizdiğim bölümleri okudum. İçindekiler bölümünde de bölümler şu şekilde ayrılıyor. Birinci bölüm çabalama. İkinci bölüm mutluluk bir sorundur. Üçüncü bölüm özel değilsiniz. Dördüncü bölüm ıstırap çekmenin değeri. Beşinci bölüm seçim sizindir. Altıncı bölüm her konuda yanılırsınız, ben de yanılırım. Yedinci bölüm başarısızlık ilerlemektir. Sekizinci bölüm hayır demenin önemi. Dokuzuncu bölüm ve ölürsünüz. Ve teşekkürler bölümü. Ve kitabın yazarı da bu beyefendi. İsmi Mark Manson'muş. 2 milyondan fazla takipçisi olan önemli bir blog yazarıdır. New York'ta yaşar. Amerikalı bir yazarmış. İşte kitaptan altını çizdiğim bölümler bunlar. Yine okuyup okumamak size kalmış. Size okuduğum bu paragraflardan hareketle kararınızı verebilirsiniz. Kitabı okumak ve okumamak adına. Sevgilerimle görüşürüz. Videonun altına değerli yorumlarınızı yazın. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olun. Görüşene kadar kendinize çok iyi bakın.